Merhabalar. Bu video ile birlikte Fusion 360 üzerinden CAM eğitimimize başlayacağız. Şimdi Fusion 360'ı ilk açtığımızda çift tıkladık masaüstünden veya herhangi bir yerden açtık. Karşımıza böyle boş bir ekran gelecek. Bizim CAM yapmak için ya bir datayı oluşturmamız lazım veya da hazır gelmiş dataları ya da farklı bir problem üzerinden yapmış olduğumuz tasarımları buraya aktarmamız gerekiyor. Öncelikle buna bakalım. Ekranın en sol üst köşesinde data panelimizi açmamız için bir butonumuz var bizim. 9 tane kare şeklinde görülüyor. Tıkladığımızda yapmış olduğumuz eski, oluşturmuş olduğumuz daha doğrusu dosyalarımız. Onun altında da Fusion'ın bize vermiş olduğu kütüphanesi var. Burada basit CAM örnekleri var mesela. Yapılmış olanları inceleyebilirsiniz. Yani bu örneklerde neler yapılmış. Bir sürü örnek var. Yukarıya doğru çıktığımızda bu klasörlerin hepsini açtığınızda çok daha farklı parçalar veyahut da yöntemlerle işlenmiş örnekleri görebilirsiniz. Bunlar ilk etapta programı anlamak adına çok faydalı olabiliyor. Bu ev tuşuna basarsak proje listemizin en başına döner. Burada daha farklı seçeneklerimiz de var ama bizim şu an ilgi odamız CAM olduğu için buradan devam edelim. Öncelikle yukarıdaki New Project kısmından bir klasör oluşturuyoruz. İsmi CAM ders örnekler olsun mesela. Enter dedim. Klasörümü oluşturdu. Çift tıklayarak içine girdim. İçi boş. Buradan kimlerin görüp görebileceğini yani başka bir ortak çalıştığınız firmalar veya kişiler varsa buradan paylaşabilirsiniz. Upload kısmına gelirsek upload kısmından select file ya da sürükle bırak şeklinde yani dosyaları seç ya da sürükle bırak şeklinde yükleme yapabiliyoruz. Birkaç tane select file da seçelim. Bu parçalar zaten Mustafa Bey'in NXCAM eğitim setinden gelen parçalar. Mesela birkaç tane seçtim. Aç dedim. Burada bir yükleme yaptı. Bu yüklemeleri yanlış parçaları seçtiğimi düşünüyorsam eğer remove kısmından çarklara tıklayarak siliyorum. Ya da sürükle bırak kısmına parçalarımı sürükleyip bırakacağım. Ekranım burada. 19, 17, 26 olsun, 12 olsun, 11 olsun. Tuttum, sürükledim. Windows'a sürükler gibi bir farkı yok. Bu kısmı bıraktım. Bu kısmı bıraktığım anda kırmızı şekilde bir uyarı geliyor. Yani kırmızı genel anlamda uyarıdır. Ne olduğuna bakalım. Diyor ki top level yani en üst seviyedeki montaj parçanı tanımla bana diyor. Yani bunlar montaj mı veyahut da değil mi? Program anlayamıyor çünkü bunlar tamamı NX dosyasıydı. .prt uzantılı. Bu nedenle soruyor. Parçaları ben de bilmiyorum. Belki içinde mengene falan tanımladıkları montaj vardır. Onu da görmüş olabilir. Ama CAM 11 benim üst montajım dersem artık uyarı kalmıyor. Bir kırmızılık gitti. Yine de yaptığım işlem yanlış. Yani bunlar bir montaj değil. Montaj olarak görürse daha çok uğraşırım. Bu yüzden bunlar montaj değil demem lazım. Bu da yan sekmede yani sağ tarafında bulunuyor. .prt files are not assembly files. Yani montaj parçası değil. Yani bakıyoruz. Herhangi bir uyarı kalmadı. Bunu kaldırdığımda zaten CAM 11'i üst montaj olarak seçtiğimden burada bir uyarı veriyor bana. PRT'ye tıkladım. Artık herhangi bir seçim işlemi istemiyor benden. Burada fazla seçim yaptığımı düşünürsem, örneğin CAM 26 dosyasını buraya almayacaktım. Yanlışlıkla almışım. Remove diyerek silebiliyorum. Baktığımda CAM 19 da fazla olmuş arkadaş dersek bunu da sildik. 4 tane parçamızı yükleyelim. Location'ı buradan da değiştirebiliyoruz. Change location dersek sol pencerede tıklamış olduğumuz o belirtmiş olduğumuz veya da daha önceden oluşturmuş olduğumuz klasörler gelecek. İsmine göre seçip oraya yükleyebiliriz. Upload dedim. Upload penceresinde şu an ne iş yaptığını gösteriyor bana otomatik olarak açılan. Eğer ben mevcutta bir işim varsa bunu kapatıp işlemeye devam edebilirim. Burada işte Crazy Sketch deyip mesela o yapacağım işe hazırlık yapabilirim. Bir dikdörtgen çizdim. İçine bir çember attım gibi gibi. Bu sırada da yüklemeler ne durumda ona bakabilirim. Pencereye tıkladım. 3 tanesi tamamlanmış derken 4.'sü de tamamlandı. Buradan finish sketch diyelim. Yaptığımız sketchleri iptal edelim. Zaten burada çalışmayacağız şu an. Yüklenen parçaların sol tarafında parçalar küçük bir resim olarak bize kendini gösteriyor. CAM 11'e tıklayalım bir parçamızı açalım. CAM 11'de burada bir swept komutuyla bir geometri oluşturulmuş. Bir de CAM 17'yi açalım.
Bunlar NX file olduğu için, yani NX'ten türetilmiş dosyalar olduğu için ilk yüklemede ve açarken biraz zaman kaybı olabilir. Dönüştürme işlemini de arka planda yapıyor. O yüzden çok kısa bir süre bekleyebiliriz. Yani bu da tabii bilgisayarın hızıyla da alakalı. Yani üçüncü de açalım. Mesela gelen dosyalarımıza bakalım. Dosyalarımızı açacağız. Büyük datalarda kontrol etmemiz çok önemli. Bir data kaybı var mı? Örülmemiş bir yüzey var mı? Import ederken bir sıkıntı yaşanmış mı? Bunlara da mouse'umuzun hepinizin bildiği gibi tekerlek tuşuyla kaydırıp ya da döndürüp ya da yaklaşıp uzaklaşarak yapıyoruz. Sonrasında parçamı izometrik görmek istersen şu sağ üst taraftaki orbite yaklaştığımda, uzakken herhangi bir şey yok ama yaklaştığımda burada bir ev işareti çıkıyor. Tıkladığımda izometrik olarak görüyor. Ben buna böyle değil de şöyle bakmak istiyordum ya da buradan bakmak istiyordum dersen, ki bu parça simetrik olduğu için biraz zor anlaşılıyor ama KEM11 diye ismini, KEM11'i açarsak mesela buradan değil de ben şuradan görseydim aslında daha iyi olacaktı dersem, burada orbitin üzerinden istediğim konumlara tıklayarak parçamı döndürebiliyorum. Sadece böyle değil, şu şekilde de bakabilirim. Üst çaprazdan, parçanın üstünden, üst görünüşüm böyle olmayacak dersem, ok tuşlarıyla döndürebilirim. Ev tuşuna tekrar basarsam, parçanın defaultunda ne geliyorsa o şekilde izometrik olarak açacak bana. Daha sonrasında bu açtığımız fazla ekranları bir kaldıralım. KEM11'den devam ettiğimi farz edersem, bu parça şu an solid body veyahut da surface ya da ağ örme işlemleri gibi çeşitli dizayn, yani tasarım işlemleriyle müdahale edebiliyorum. Benim artık KEM'e geçmem lazım. KEM için ekranın sol tarafında bulunan modüllerden tıkladım. Manufacture'a tıklamam, geçmem lazım. Tıklayalım. Manufacture dedim. Manufacture kısmında artık pencerelerim değişmiş oldu. Burada frezeleme işlemleri, tornalama işlemleri, eklemeli imalat işlemleri, işlemi durdurup proplama veyahut da manuel şekilde ölçü alma komutlarımız, işlemlerimiz. Burada da daha çeşitli ayarlarımızı yaptığımız ve fabrication dediği bu kısmı biraz daha iki eksen iş yapan kişiler sıklıkla kullanıyor. Ardından da utilities var. Burada da genel ayarlarımızı yaptığımız ya da ölçüm analiz komutlarımızın bulunduğu sekmemiz. Bunların hepsinin kısa yolu var. Sekmelerden pek gitmiyoruz. Manage kısmındaysa takım kütüphanesi oluşturmak istiyorsam ya da elimde 25 farklı makinem var. Bu makineleri tanımlayıp bu makinelere göre de daha hızlı işler yapmak istiyorsam eğer bir makine kütüphanesi oluşturuyorum. Post kütüphanemde zaten default olarak gelen çok farklı çeşitli postlarımız var. Ya da siz kendiniz bir post yazdırdınız. Buraya ekleyip ismini verdiniz. Buradan çağırıyoruz. Daha sonrasında herhangi bir şablon oluşturabiliriz KEM işlemlerimiz için. Bunlara da ilerleyen kısımlarda detaylı şekilde bakmaya çalışalım. Minik operasyonuma gelirsem tüm KEM işlemlerinde yapmam gereken önce bir setup belirleme işlemi var. Üstünde biraz beklediğimde bu setup'ın ne olduğunu bana anlatıyor. Hem görsel hem de yazılı olarak. Burada biz stok parçamızı seçiyoruz. Bunun üstüne bir modelimiz zaten elimizde olmalı. Modelimizi gösteriyoruz. Stok üzerinden nereye sıfır alacağım, parça sıfırını tanımlıyorum. Daha sonrasında da işleme eksenlerimi gösterip bu penceredeki işimi tamamlıyorum. Yanda NC program kısmı var. Burada da işlemlerimizi tamamlayıp kodumuzu aldığımız zaman kullandığımız işlemler. Bunlara sırası geldiğinde bakacağız. Daha sonrasında bir yana geçtiğimizde 2D şeklinde gösteriyor. İki eksenli işleme komutlarımız var. Yüzey tarama, kontür gezme, slot veyahut da diş çekme, baralama ya da engrain dediği bu figür işleme komutlarımız. Bir yana geçtiğimizde 3 eksen işleme komutlarımız var. Bunların hepsine tek tek ve detaylı şekilde bakacağız. Bir yanında drilling işlemlerimiz var. Bu drill bizim puntadan delik delmeye, raybalamadan işte delik büyütmeye kadar ya da kılavuz çekme, diş çekme. Tüm komutlarımız drill'in altında. Hızlıca bakacak olursak tıkladık. Burada cycle'ımı açtığımda
birçok komut var. Bunlara da bakacağız. Yanlışlıkla okey dedim. Cancel diyelim çıkalım. Daha sonrasında da multi access komutlarımız var. Bunlar şu anlık 3 adet komut ama diğer komutların içine de gömülmüş multi access yani çok eksen işlemeli komutlarımız var. Burada pozisyonlamalı ve simültane işlemler yaparak bütün komutlara bakmış olacağız. Actions sekmesinde ise yaptığımız işlemde bir değişiklik yaptıysak eğer, şimdi bir kem işlemi oluşturacağız. Orada değişiklik yaptıysak bir kere generate etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında simülasyon olarak bakıyoruz. Doğruluğunu eminsek artık postumuzu alıyoruz. Sonrasında da eğer ihtiyaç varsa setup sheet'le yani kem dosyasını oluşturup çıktısını alıp imalata hazır edebiliriz. Tornalama işlemlerinde de aynı. Turning'e geldiğimizde hem isimleri var hem de üzerinde durduğumda bana anlatıyor işlemin ne olduğunu. Adaptive roughing mesela kaba bir adaptif boşaltma ya da burada kanal açma gibi çeşitli işlemlerimiz var. Hepsine tek tek sırayla bakacağız. Milink'e gelelim. Bu videoyu burada bitirelim. Daha sonrasında hem uzamasın hem de bölünmeden ya da sizi sıkmadan devam etmiş olalım.